Tabii. Efendim ben de evde... Ay. Siz. Yepa. Ben size bir şeyler söyleyeyim. Bana mı? Sen kanım. Hades! Neredesin? Çık karşıma. Korkan gibi saklanmayı bırak da karşıma gel. Başına gelecekler tahmin ettiği için. Hades! Neredesin? Ne o, özledin mi yoksa? Ya, ne demezsiniz? Bunlar beni hiç ilgilendirmez. Bu ikinizin arasında bir mesele. Yalnız ben... Hades çok yeri direkt bana yapmış olsaydı, inanın ben bu kadar kim tutmazdım. Ama bunun yüzünden neredeyse bırak ölecek. Sefalar be, yaşamlarsınız. Bir halley oluyor. Karadut'un eşsiz lezzeti marmelata dönüştü. Halley küçük kutlamaların pastası. Halley karadut marmelatlı oldu. En zorlu lekeleri bile ilk yıkamada çıkarır. Çamaşırlarda derinlemesi... Evet. Bence de okullarda babam bırakmıyor dedi. Okullar 5 yıldır vefat etmiştir. 1 yıldır annen vefat etmiş. Şu anda çocuklara biz bakıyoruz. Çocukların sağlığı da iyidir. Allah'a şükür. Biz nereye gidiyoruz kendimle götürürüm, getiririm. Bırakmıyorum tek. Onunla yatıyoruz. Bakım iyidir. Bizden Allah'a şükür bakım iyidir. Biz şey yapmıyoruz. Mehmet Ali tek okula gider. Benim de 5 çocuğum var. Eşim vefat etti. Ben o 5 çocuklarımı da büyütürdüm, okuturdum. Benim maddi durumum da yoktu. Allah'a şükür yine geçirdik, büyütürdük, okuturduk. Bir cuma tiker zaten veteriner olmuş. O diğerler de okuyor. Kızım da hemşireliktir. Bunlara da bu sefer bunlara da bakıyorum. Bana bunlar nasıl geçer? Bunlara da büyütem, evlendirem, biter her şey. Yok. Aynı bizim çocuklarımızdır. Benim sanki benim çocuğumdur ha. O da benim çocuklarımdır. Ben zaten babaları amcam değil. Kayınbabam amcam değil. Onlar da bizim çocuklarımızdır. Yetimlerimizdir Allah şükür. O da bir sınavdır bize vermiş Allah. Biz bakıyoruz. Yengem bakıyor bize. Yengem bize çok iyi. Hepsine çok iyi valla. Onların hakkını ödeyemeyiz. Hepsi çok seviyor valla. Onlardan çok memnunuz. Remzi yengemiz gönüllü olarak gerçekten de hani bugün toplumumuza örnek teşkil edecek bir şekilde insanlar kendi ailesine, kendi çocuğuna, anne babasına sahip çıkmazken hani bu şekilde sahip çıkmakta, çocuklarımızın her türlü ihtiyacını gidermekte. Biz de bu noktada Kuvancılar Sosyal Hizmet Merkezi olarak ailemizin ziyaretinde bulunduk. Birebir kendim geldim arkadaşlarımla birlikte. Görüştük. 4 çocuğumuzu normalde kurum bakımını almamız gerekirken Remziye teyzemiz bu konuda gönüllü olarak ben bakarım, ben bu çocukları bir yere göndermem dediğinden ve buradaki diğer akrabalar da sahip çıktığından Remziye teyzemize sosyal ekonomik destek yardımı bağladık. Şu an 1100 TL aylık yardım almakta. Onun dışında Sosyal Anlaşma Vakfı'ndan da vakfı da desteklemekte ailemizi ve bu yardımlarla birlikte 4 tane çocuğumuz ve Remziye teyzemizin desteğiyle burada bakılmakta. Anne baba çocukların anne babaları vefat etmiş. Şu an anne babası yok. Babalar 5 yıl önce, anneleri de 1 yıl önce vefat etti. Ve biz 1 yıl önce anne vefat edince yengeyle görüşüp ekonomik destek bağladık. O ekonomik desteğimizi 1100 TL'lik yardımla birlikte Remziye teyzemiz bu parayı alıp bu çocukları harcamakta açıkçası. Evin ihtiyaçlarını gidermekte. Gördüğünüz gibi ev tertemiz açıkçası. Gül gibi kokuyor. Bir koku yok, bir sıkıntı yok. Diğer akrabaların yardımıyla Remziye teyzemizin de aldığı ekonomik destekle ve yardımıyla birlikte, bakımıyla birlikte çocuklarımız bu evde sağlıklı, sıhhatli bir şekilde bakılmakta. Teyzem, çocuklara bakım yapıyorsunuz. 4 tane çocuk. Biz diğer ihtiyaçlar konusunda da çocuklarla ilgileneceğiz. Size teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Siz de gelin sağ olun. Şimdi gece rast getirsin. Bunlara bakıyorsunuz. Gelip gidiyorsunuz.